genel izleyici kitlesi için uygundur. Eko Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta iki tane kıymetli konuğumuz var. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer ve Doktor Alihan Limoncuoğlu. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş bulduk Canan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Evet, yeni programınızda hayırlı olsun. 6-7 ben de takip ediyorum YouTube'dan. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir uluslararası ilişkiler uzmanı ve bir siyaset bilimci bir arada. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Şimdi madem ikinizi bir arada buldum, o zaman son dönem siyasetiyle konuya giriş yapalım. Hocam öncelikle sana sorum var. Şimdi birden konuya giriyorum ama Sırbistan'da darbe söylentileri mevcut. Balkanlar uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı var, bir tarafta darbe söylentileri var. Balkanlarla alakalı zaten Rusya ve Amerika'nın ortak beklentileri var, Çin'in beklentileri var. Bu perspektiften değerlendirirsek Sırbistan'ı bize nasıl yorumlarsınız son dönem siyasetini? Şimdi Canan Hanım, Sırbistan'ı şu şekilde yorumlamak isterim. Balkanların tam ortasında bir denge politikası izlemek isteyen, hem batıdan ayrılmayan hem de doğuyu, özellikle Rusya ve Çin'i bırakmak istemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Çin'in neredeyse tüm Avrupa operasyon merkezi bugün Belgrad durumunda. Bütün Avrupa Birliği ile olan ticaretini Belgrad merkezli yürütüyor. Bunun özel sebepleri var. İşte Sırbistan Avrupa Birliği aday ülkesi, gümrük birliği vesaire anlaşmaları var. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmadığı için de Çin şirketleri Avrupa Birliği'nin olası el koymaları, geçmiş örneklerde Rus şirketlerine yapıldığı gibi özellikle Rusya-Ukrayna savaşında, bundan da korunmak adına tüm şirket merkezlerini hem geçmişten gelen ilişkilerine dayalı olarak da Belgrad'da kuruyorlar. Yine Rusya o klasik ortodoks politikası sebebiyle yine Sırbistan'ı ve Sırpları doğal müttefikleri olarak gördükleri için Sırbistan'a ayrı bir önem atfediyor. Ama Sırbistan tarafından da bakarsak Sırbistan için muhteşem bir üçlüyü bir araya getirmenin aslında güzel bir formülü. Hem Avrupa'dan faydalanmak hem Çin ve Rusya'nın da desteğini almak. Bu açıdan Sırbistan kendince bir politika izliyor. Son dönem tartışmalar şu: Sırbistan'da bir lityum madeni tartışması var ve lityum madenini işletmesi aslında batılı şirketlere veriliyor ve halk da işte bunun çevreye zarar vereceği, nasıl verildiğiyle ilgili hükümeti protesto ediyor. Ama çok ilginç bir şekilde işletenin batı şirketleri olmasına rağmen işte Vučić orada dikkat dağıtmak için şöyle bir şey dedi. İşte Rusya'dan istihbarat aldık, batılı güçler ülkemizde darbe yapmak istiyor. Şimdi hani şirketleri Ruslar veya Çinliler işletiyor olsa madenleri, bu anlaşılabilir bir gerekçe. Ama biz aynı Vučić'e baktığımız zaman birkaç ay önceye gidelim. İşte tren raydan çıktı, 3. Dünya Savaşı çok yakın. Yine birkaç ay önceye gidelim. İşte Kosova'yla biz bu işi savaşla çözmekten başka çaremiz yok. Yine Rusya-Ukrayna savaşı başladığı günden bugüne bölgede bir savaş söylemi üretmeye çalışan veya şöyle diyelim dikkatleri üzerine çekmeye çalışan bir Vučić var. Ve bu şekilde gündeme gelmeyi de seven bir lider. Ama bunun karşılığında bir eyleme, dökme başarısı görebiliyor muyuz? Hayır, göremiyoruz. Neden? Çünkü örneğin Kosova konusunda son 3 yılda özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Birçok kez bu gece Balkanlar'da savaş başlayabilir söylentisi oldu. Ama öyle bir şey olmadı. Çünkü Kosova'nın içerisinde çok ciddi bir NATO kuvveti var. Kosova Force dediğimiz bir güç var. Hatta geçtiğimiz Ekim ayından itibaren de Kosova'daki güçlerin komutası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde NATO görevi sebebiyle aslında komutanlık da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yani bugün Kosova'nın askeri güvenliğini Türkiye yönetiyor diyebiliriz. Ama baktığınız zaman Türkiye ile Sırbistan'da iki önemli müttefik. Bunun da sebebi hem Bosna Hersek hem Kosova hem de diğer bölge ülkeleriyle olan ilişkilerde Sırbistan'ı destekleyerek, ötekileştirilmesini engelleyerek bölgedeki istikrarı sağlamak. Peki bu noktada Vučić ne yapmaya çalışıyor? Deyim yerindeyse Vučić aslında burada dikkatleri üzerine çeken bir lider veya önemli bir bölge lideri. Çünkü şu bir gerçek, Soğuk Savaş sonrası Yugoslavya Savaşı'nın bitişine kadar
yine Soğuk Savaş dönemine kadar ve daha öncesinde Osmanlı sonrası Sırbistan en önemli bölge güçlerinden bir tanesiydi. Özellikle Yugoslavya dediğimiz yapı da Belgrad merkezli olması sebebiyle Sırpların güçlü olduğu bir yapıydı. Ve bu sebeple Sırplar her zaman bölgedeki en önemli güçlerden bir tanesiydi. Ama bütün bu konjonktürün oluşmasından sonra Sırpların geri planda kalması belki Vučić'i, işte Sırbistan devletini rahatsız eden, bu sebeple de dünyanın dikkatlerini üzerine çekmek isteyen bir yapıda olduklarını görüyoruz. Ama söyledikleri iddialar çok ciddi. Çünkü asıl korku şu olabilir. Rusya-Ukrayna savaşında, ki Ukrayna'nın bugün Kursk'a girdiğini görüyoruz, Rus topraklarına girdiğini görüyoruz ve bunun da Batı destekli gerçekleştiğini biliyoruz. Bu sebeple Rusya'da Avrupa'nın merkezinde, ortasında Sırbistan'da, Bosna Hersek'te, Karadağ'da, Makedonya'da bugüne kadar açmamış olduğu o kartını açabilir. Ortodoks ve Slav kartını açabilir. İşte panslavizm dediğimiz politika sebebiyle. Bu da bölgeyi karıştırabilir ki bunu dönem dönem Rusya Bosna Hersek içerisindeki Sırp Cumhuriyeti üzerinden yapıp bölgeyi tedirgin etmek istiyor. Ama Vučić'in yaptığı açıklamaların bölge için herhangi bir faydası olmadığı gibi bir ciddiyeti de yok. Biraz Vučić aslında neydi hocam o fıkra? Fareli Köy'ün kavalcısı değil de yalancı çoban. Yalancı çoban. Pardon. Vučić hani her 3 ayda bir durum çok ciddi çağrısı yaptığı için muhtemelen durum gerçekten çok ciddi olduğu zaman da Vučić'i kimse ciddiye almayacak diye düşünüyorum hocam. Peki yani aynı konu üzerinden ilerleyeceğim ama şimdi Rusya-Ukrayna savaşı var. Avrupa'nın bakışı nedir bu olaylar? Yani Sırbistan'da bir çatışma durumuna nasıl bakarlar Kosova'yla alakalı? Şimdi Avrupa çok iyi bakarlar. Aslında bu konuda oldukça ürkek. Aleyhan hocam Avrupa merkezi daha iyi tanımlayacaktır ama şu var. Özellikle Soğuk Savaş sonrası güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO'ya taşere eden bir yapıdan bahsediyoruz. Ve tecrübe etmedikleri, korktukları, aslında Soğuk Savaş'tan itibaren bugüne yaşadıkları da bir refah var. Bütün dünya bir tedirginlikle hareket ederken görece korunmuş bir alan. Ve savaşın yaklaşıyor olması onları çok ürküten bir durum. Bilmiyorum hocam bana katılacak mı? Ve bu konuda ne yapacakları muallak. En ciddi karşılaştıkları Balkanlar üzerinden gidersek, işte Hollandalı askerlerin Srebrenica'da masumları Sırp askerlerine teslim ettiklerini gördük. Veyahut işte İsveç'in o büyük tarafsızlık politikasını, işte Ruslar bize de saldırır mı acaba deyince İsveç ve Finlandiyalıların, aslında bunlar tarafsız ülkelerdi, sistemi bir anda değiştirebildiklerini. Evet, çünkü gerçekten korkuyorlar. Evet. Bir savaş tecrübeleri yok. Evet, hala tarih ders kitaplarındaki Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı tartışıyorlar ama yıl 2024, dünyada olan bitene çok uzak değiller ve bu savaş eğer durdurulmazsa Avrupa'ya doğru eninde sonunda sıçrayacaktır. Ama bu savaşın sıçraması sadece konvansiyonel anlamda olmayacaktır. Artık günümüz hibrit savaşların yaşandığı ekonomik, siyasi, toplumsal olaylar. Burada burada sözü kesip belki Alihan Hocam'a vermek doğru olur. Çünkü son Avrupa Parlamentosu seçimleri belki de bu tedirginliği göstermekte. Avrupa Parlamentosu seçimlerine girelim o zaman. Alihan Hoca'ya da Rusya'ya soracaktım ama oradan girelim o zaman. Avrupa Parlamentosu seçimleri, seçmen nezdinde olayları nasıl ortaya çıkartıyor? Yani şu var, 2000'lerin sonundaki biz şöyle bir şey yaşadık aslında. 90'ların ortasından itibaren Türkiye değil, genel dünya olarak söylüyorum. Türkiye'de biraz daha çalkantılı geçti ama Soğuk Savaş'ın bitmesinden 2000'li yılların sonuna kadar yani biz görece pembe bir zamanda yaşadık. Dış siyaset açısından, ekonomi açısından vesaire vesaire. Fakat malum bu Amerikan mortgage kriziyle beraber aslında dünya ekonomileri bir darbe aldı. Orada bir grup insan tasfiye edildiler aslında çalışma şeyinden, ekonomik olarak ciddi bir darbe aldı. Sonra üstüne birkaç tane daha pandemiyle de aslında herhalde pik yapan bir ekonomik krizler şeyi yaşadık. Bir de bunun üzerine yerel problemlerde de birleşince, mesela örneğin işte İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta biliyorsunuz seçimler yapıldı daha yeni. İşte meşhur muhafazakar parti, ki dünya siyasetinin en eski siyasi partisi yani hani, çok büyük bir darbe aldı. Niye? Ya işte sol mu yükseldi aldı? Yok, hayır. İşçi Partisi milletvekili sayısını çok arttırdı elbette ama oy olarak sadece %1, 1,5 gibi bir oy artışı yaptı. Problem, Muhafazakar Parti'nin oyunun
neredeyse yarısının veya üçte birinin diyelim daha doğru bir hesapla bambaşka bir partiye doğru evrilmesiydi. Bunun da birçok sebebi var ama şunu söyleyelim mesela en başarılı olduğu sebep yerler bu yeni kurulan partinin Reform Partisi'nin şu. Eskiden İngiltere içinde özellikle tatil yöresi olan yerler var. Fakat şimdi AB ile beraber ve işte uçak fiyatlarının ucuzlamasıyla, seyahatin kolaylaşmasıyla vesaire beraber insanlar, İngilizler doğal olarak İngiltere'nin tatil kasabaları yerine işte İspanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın veya Türkiye'nin, Yunanistan'ın vesaire yerlerine gitmeye başladı ve buralar komple çöktü ekonomik olarak. İşte 80'lerin sonunda başlayan bir çökme tabii bu ama artık şu anda pik seviyeye ulaştı. Bu da böyle yani bu bir örneği ama hemen hemen her ülkede bunu görebiliriz böyle benzer örnekleri. Netice itibariyle çok ciddi bir Avrupa Birliği karşıtlığı var. Pandemide de gördük bunu. Avrupa Birliği de sözde bir ulus ötesi bir proje olma iddiasıyla ortaya çıktı ama yok olmuyor yani. İşte iş ciddiye bindiği zaman pandemide gördüğümüz gibi maske, aşı dağıtılacağı zaman her ulus devlet kendi çıkarını koruyor. Bu felsefi olarak da böyle bakılıyor. İdeolojik olarak da aslında böyle bakılıyor. Ama daha da önemlisi ki günümüzdeki siyasetin maalesef büyük çoğunluğu buna döndü. Pragmatik olarak bakınca da gene aynı şekilde ulus devletin çıkarı ön plana çıkıyor. Çünkü siyasetçiler de bunların hemen hemen hepsi Avrupa Birliği ülkeler görece demokratik ülkeler. Bunların bir daha seçilmesi için de gidip de atıyorum Fransa'daki hükümete İtalyan seçmene oy vermeyeceği için adam da bir daha seçilmek istediği için Fransa'nın çıkarını öncelemek zorunda kalıyor. Yani modern demokrasiler aslında ulus devleti yıprattığı iddiası var, tartışmaları vardı ama biz görüyoruz ki pandemi gibi bir sebeple aslında modern demokrasiler ulus devleti daha güçlü kılıyorlar. Peki Avrupa Birliği parlamento seçimleri sonucunda gerçekten sağın çok kuvvetlendiğini düşünüyor musunuz? Neyin? Sağın güçlendiğini. Ya da Avrupa parlamentosu seçimleri Avrupa'nın her bir ülkesinde aynı ciddiyetle karşılandı mı? Ben de bir soru ekleyebilir miyim tabii. Alihan Hocam'a? Çok da merak ediyorum hocamın da uzmanlık alanı olduğu için. Hocam biz medyayı açtık seçimler sonrası hep şu iki kelimeyi gördük. Aşırı sağ. Gerçekten aşırı sağcılar mı kazandı yoksa bunu aşırı sağ diye toptancı bir yaklaşımla değerlendirmek doğru mu? Evet benim gerçekten çalışma konum bu. Teşekkür ederim hocam, hocalarım. Ama yani ben buna toptan bir şekilde aşırı sağ demek çok doğru değil. Ben İspanya özelinde mesela İspanya çalıştım. Bu doğru değil. İspanya dediler, açıkladım. Hayır. Aslında partilerin bölünmesiyle birlikte sağ parti bölünüyor ya da sol parti bölünüyor. Farklı alanlara gidiyor ama sandalyede iki tane oynuyor mesela. Ama total. Yani bir de şöyle bir şey var. Bir de katılımla da alakalı. Mesela %89, Belçika'da 89.9'du. İspanya baktığında %50'nin altında, %43. Yani. Birçok ülkede düşüyor. Çok küçük bir ekleme de yapayım. Tabii. Madem aşırı sağcılar yükseliyor, neden AfD'yi bu aşırı sağcılar dışladı, alternatif bir doçlandı? Yani mesele o işte, partilerin hepsi aslında birbirinden farklı. Benim biraz şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'de medyada genel olarak bir sol baskın. Yani merkez solla aşırı sol arası baskın medyada hala. Bugün günümüzde de bu kadar yıllık AK Parti. Hocam aşırı sol demek de haksızlık olur. Bunlar liberal sol. Liberal sol da baskın. Filan yani karışık biraz da. Türkiye'de medya dilinin hala kontrolü biraz bu sol çevrelerde. Özellikle sol liberal çevrelerde. Bunun neticesi olarak da toptancı bir şekilde aşırı sol. Çok da anlaşılmadığını da görüyorum ben. Çünkü ya şöyle bir fark var bakın arada. Şimdi sol daha özellikle aşırı sol diyeyim veya sol liberalizm, ikisi de yani daha internasyonel kavramlar. Fakat milliyetçilik sağ veya tırnak içinde aşırı sağ diyelim, bir kısmı belki aşırı sağ olabilir çünkü o partilerin. Daha yerel, hani bir günümüzün moda ifadesiyle daha yerli ve milli kavramlar ülkeye göre. O yüzden de hepsini bir arada tutmak çok zor. Ya bunlar denen de bakın hani tırnak içinde gene kullanacağım bu kavramı. Aşırı sağın en yüksek olduğu yıllar belki de dünya tarihinde 1920'ler, 1930'lardır. 1930'larda yani bile tam toplanıp bir araya gelip bu milliyetçiler diyelim hani bunları daha geniş bir tanımla o zamanın milliyetçiler diyelim ya da bir araya gelip çok da başarılı bir işler yapamadılar. Yani hani o çünkü çok da aslında birbirlerine benzemiyor. Her ülkenin kendine özgü yani sol partiler daha çok birbirine benziyor tırnak içinde sağ partide göre. Çünkü sağ partiler daha kültür, bazen ırk, bazen başka bir şey üzerinden inşa ediliyor ama daha çok o ülkeleri yerel şeylere özgü bir siyasi yapım, bir ona göre bir politika analiz üzerinden inşa ediliyor diye düşünüyorum. O yüzden de bence netice itibariyle yerel, bölge toplu bir şekilde aşırı sağ demeyin ben çok doğru da bulmuyorum ama ama normal bunun da yükselmesi çünkü bir eski refah kalmadı Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun veya en azından halkın geniş tabanlarında kitlerinde kalmadı. İki, buna karşılık olarak da yani bu liberal, neoliberal düzen veya belki süper kapitalizm olarak da tanımlayabiliriz. Düzen biraz
Ya cevap vermiyor yani, insanlar bundan memnun değil ve maalesef solda kimlik siyasetini çok abarttığı için de geniş halk kitlelerinin isteklerine, taleplerine Avrupa'da cevap veremiyor gibi görünüyor. Bu da sandan yansıyor. Hem solun oyu düşüyor, hem klasik sağ partiler de şimdi şöyle bir temel bir de bir problem var. Çok konuştum, özür diliyorum. Fuat Hocam, vakti izle çalıyorum çünkü. Estağfurullah hocam, zevkle dinliyorum. Şimdi klasik sol partiler, yani merkez sol partiler de bu kimlik siyasetine doğru biraz döndüler. Bunlar döndüğü zaman da merkez sağ partiler onların bıraktığı boşlukta kalabalık seçmen kitleleri ortada durduğu için gidip o merkez sol seçmeni de alayım diye şeylerini yumuşattılar. İşte en güzel örneği mesela Birleşik Krallık'ta eşcinsel evliliğini Muhafazakar Parti serbest bıraktı. Şimdi adı Muhafazakar Parti olan bir partinin bunu yapması biraz garip. Şimdi böyle olunca da bu sefer sağda duran seçmen iyice sola doğru kayan, daha doğrusu tam ortaya gelmeye çalışan merkez sağ partileri cezalandırmaya başladı. Aslında biraz da etki tepki etki tepki diye gidiyor. Radikallik biraz da bundan kaynaklanıyor diyorsunuz. Yani radikallik var muhakkak. Ama mesela 20'lerle kıyasladığımız zaman, yani 100 yıl evvelle kıyasladığımız zaman çok da radikal değil yani. Çok da soft hatta bile evet. Denilebilir diyorsunuz. Evet. Peki hocam, şimdi Ukrayna Savaşı var, Gazze Savaşı var. Türkiye ve Yunanistan'ın önümüzdeki dönemdeki pozisyonları ne olur? Bu iki savaş arasında kalan. Ukrayna ve Gazze Savaşı arasında. Dün şöyle bir haber okudum. İşte Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu tedbir kararları var. İşte Güney Afrika'nın açmış olduğu soykırımla ilgili davada ve diyor ki işbirliği yapmayın, soykırıma destek vermeyin minvalinde kararlar. Hı hı. Ve İsrail neyle savaşıyor? Silahla, mühimmatla olduğu kadar yakıtla da savaşıyor ve çok ciddi Yunan tankerlerinin İsrail'e petrol taşıdığı, hı hı, ki dün Yemen'de Husilerin bir Yunan petrol tankerine saldırdıklarını ve havaya uçurduklarını gördük dünkü haberlerde. Bilmiyorum bu program ne zaman yayınlanır ama şu an 24 Ağustos, 23 Ağustos'ta böyle bir durum yaşandı. Ki hemen Hakan Fidan'ın birkaç hafta önceki açıklamaları var. Özellikle Yunanistan'a yönelik. Bakın, bölgeyi yanlış okuyorsunuz. Bu ateş bize sıçrarsa size de sıçrayacak, bütün bölgeye sıçrayacak, daha temkinli ve daha istikrarı sağlayıcı adımlar atın diye Yunanistan'a uyuruldu ki Hizbullah'ın da hatırlayalım uyardığı ülkelerden ve bölgelerden bir tanesi de Güney Kıbrıs Rum kesimiydi. Hı. Çünkü işte özellikle İsrail'in hava sahasını kullanması, havada yakıt ikmali yapması ve Güney Kıbrıs'taki üsleri kullandığına da çok ciddi belgeler çıktı ve Hizbullah Nasrallah gerekirse Güney Kıbrıs'ı da vururuz tehdidinde bulundu. Ki biz Güney Kıbrıs diyoruz ama Güney Kıbrıs dediğimiz yer bugün 1959 ve 1960 Zürih ve Londra antlaşmalarıyla kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsilen Avrupa Birliği üyesi. Yani aynı zamanda Avrupa Birliği topraklarını vurmaktan bahseden, ki hani o yayının başında sorduğunuz Avrupalılar korkuyor mu sorusunun en büyük örneği. İşte Doğu Akdeniz'de savaşta burun burunalar ve ilk kez bu kadar açık tehdit edildiler. Ve Yunanistan aynı şekilde, biliyorsunuz Rusya'ya bir ambargo var, hı hı, ve Rusya'ya ambargoyu delen, işte Rus petrolünü, Rus gazını dünyaya dağıtanların da yine Yunanistan olması, Yunan tankerlerinin olması çok ciddi bir tartışma konusu. Ama Avrupa Birliği meselelere bakarken Yunanlıların hep böyle, daha doğrusu Yunanistan'ın diyelim, bir milleti ithaf etmek doğru değil, bir şekilde kayırılmaya çalışıp işte bu uluslararası hukuk ihlallerini görmezden gelmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama artık mızrak bir şekilde çuvala sığmayacak. Çünkü Türkiye çok sert tepki gösterdi, bilgilerle ve belgelerle bunu sundu. Şimdi bu savaşın gidişatı hem Türkiye hem Yunanistan aslında aynı bölgede, aynı şeritte. Üstümüzde bir savaş var, hı hı, altımızda bir savaş var ve aldığımız pozisyonlara bakalım. Ateşkes sağlansın, uluslararası hukuk kurallarına uyulsun diyen Gazze'de bir Türkiye. Hı hı. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir uluslararası hukuk kararı yok. Çünkü Rusya'nın elinde tapu gibi bir veto yetkisi var Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak aleyhinde olan bir karara. Ama Amerika'nın da kendi sunduğu 2735 sayılı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var, 11 Haziran'da geçen Gazze'deki durumla alakalı.
Ve Türkiye biliyorsunuz İsrail'e ambargo uyguladı. Bu ambargoyu işte Türkiye İsrail'i antisemit, çok özür dilerim, Siyonizmi savunduğu için uygulamadı. Neden uyguladı? Dedi ki 11 Haziran sayılı, 11 Haziran'daki 2735 sayılı kararı uyguluyorum. Çünkü o kararda diyor ki bir soykırım var. Ve dedi Uluslararası Adalet Divanı'nın Aralık ayıydı galiba almış olduğu tedbir kararları, bir de Mart ayı mıydı hocam? Tarihleri, Mart olması lazım. Tarihleri yanlış söyleyebilirim ama tedbir kararları var ve bu tedbir kararları soykırıma destek vermeyi sağlayacak devletleri de uyarıyor. Ve Türkiye dedi ki ben bu iki karara, uluslararası hukuk kararına dayanarak dedi, ben dedi ambargo uyguluyorum. Aslında Türkiye'nin yaptığı şey işte anti-İsrailcilik değil, mevcut olan uluslararası hukuk kurallarına riayet etmek. Ama Yunanistan bunlara riayet etmediği gibi sanki 10 milyonluk ülke mevcut ekonomisini sanki Türkiye'ye karşı bir pozisyon almaya çalışıyor. Ama ortada ne var, işte biraz daha hattı Akdeniz'in batısına doğru kaydıracağım ki bence çok önemli. İşte Libya, ki Libya'daki en büyük sorunumuz aslında Yunanistan falan değil, Mısır'dı. Mısır Devlet Başkanı Sisi artık Türkiye bir dönem o izlediği taraftarlık politikasından mı diyelim, duygusal politikadan da vazgeçerek reel politikalara. Çünkü uluslararası ilişkilerde öncelikli olan devletlerin çıkarlarıdır. Devletlerin duyguları olmaz. Ve kendi çıkarlarına döndü. Muhtemelen Libya konusunda da, ki Bingazi'de Türkiye tekrar eski başkonsolosluğunu açma kararı alacak. Mısır'la da bir uzlaşı. Türkiye'nin muhtemelen Mısır'la ortaklaşacağı noktada bu Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge alanlarının yeniden gündeme getirilmesi, Libya ile mevcut anlaşmanın uygulanması olacaktır ki biz Libya'da biliyorsunuz iki tane hükümet var şu an mevcutta, aslında üç ama biz ona iki diyelim. Biz kimle imzaladık anlaşmayı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin seçmiş olduğu ve onaylamış olduğu meşru Libya hükümetiyle imzaladık. Ve bunu da bu sebeple Birleşmiş Milletler'e hem meşru hem yasal yani bildirebildik. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Yunanistan için gidişat biraz üzücü. Aslında bizim komşumuz, ikili ilişkileri geliştirmek bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli olabilir. Ama Yunanistan'ın şöyle bir üzücü bir noktası var. Yunanistan zayıf bir devlet. Yunanistan küçük bir devlet. Yunanistan güçsüz bir devlet. Ama biz bazen işte medyaya bakıp, medyada yazılanlara bakıp sanki bizi bir aslanla boğuşturmaya çalışıyorlar gibi bir görüntü değil ya ama. Ya bakın, nüfusları İstanbul'dan az. Tabii. Bu kadar basit. Bitiyor. Orada bitiyor yani. Nükleer bomba da atamayacaklarına göre yok çünkü nükleer bombaları. Bu kadar bitti. Değil mi? Yani bu çok ciddi, ne kadar, niye yani bu kadar ciddi anlıyor ben bilmiyorum. Yani nükleer silah atsalar zaten serpintisi kendilerini vurur. Kendilerini zaten vurur yani. Hani şimdi, gerçi doğuya falan belki. Hani şimdi şöyle bir şey. Hani NATO'nun en büyük Avrupa ordusu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa'nın güvenliğini sağlayan aslında ordu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti. İşte dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesiyiz. G20'nin içerisindeyiz. Dünyada en düzenli, çok sığınmacı alan ikinci ülke oransal olarak filan. Yani hani. Yani düzenli savaşan, işte savaşma yeteneğine sahip bir ülkeyiz. Bunlar kıyaslama değil ve Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'la savaşacağız gibi bir söylemi de yok Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ama Türkiye'nin belirlediği kırmızı çizgiler var ve birilerinin aracılığıyla Yunanistan bu çizgileri ihlal etmeye veya denemeye çalışıyor. Ki özellikle şimdi nasıl Mısır'daki o duygusal politika dedik, bir dönemde İlginç bir şekilde gündüz patlatılan havai fişeklerle denildi ki Avrupa Birliği'ne üye oluyoruz. Hatırlarsınız işte gelen heyet Ankara'da, Melik Gökçek'in Ankara'da havalimanında havaya attığı gündüz vakti havai fişeklerle. Ve o dönem denildi ki Yunanistan'la ilişkileri kışkırtmayalım. İşte sahipsiz adalar, adacıklar sorununda çok ses çıkar. Ama bugün hangi noktaya geldik? Mavi vatan dediğimiz noktaya geldik. Yani ortada bir statüko yok, ortada bir uluslararası anlaşma yoksa bazı durumlar Yunanistan için geçici olacaktır. Çünkü Türkiye bugüne kadar hiçbir zaman şunu söylemedi Canan Hocam. İşte Canan Hocanın bardağı çok güzel, o bardak benim olmalı diye. Yani bunu bir toprak parçası olduğunu düşünün, hareket etmedi. İşte deniyor ki Türkiye Suriye'de işgalci. Hayır, Ankara mutabakatı var.
1997 Irak'la mevcut yapılmış mutabakat var. O da yetmez denildi. Geçtiğimiz hafta bir mutabakat imzaladık. Dediler ki Başika üstünde Türkiye işgalcidir. Hayır, Irak devletiyle ortaklaşa kullanacağız bir noktaya gittik. Ve Başika üstüne bizim yerleşmemiz Irak'ı IŞİD'in ele geçirme döneminde İran davetiyle oldu. Türkiye kendi güvenlik gerekçeleriyle Birleşmiş Milletler'de 51. maddeden doğan haklarıyla, çünkü Irak bir önlem alamadı kendi topraklarından Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara. Türkiye yaptığı her hareketi hepsini Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne, mevcut ikili anlaşmalara dayanarak uygulayan bir ülkedir. Bilmiyorum, başka ekleyecek bir şey kaldı mı? Süre bitti. Aslında sorularımız çoktu ama çok teşekkür ederiz. Bir daha çağırırsınız, bir daha yaparsınız sonra. Memnuniyetle güncel politikayı konuşmuş oluruz. Sayın Alihan Hocam, Sayın Fuat Hocam. Ben Alihan Hocam'ın çok sözünden çalmış oldum. Estağfurullah hocam, ne demek? Özür dilerim. Yeni programınızda hayırlı olsun. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür olun. Ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Seyircilerimize de iyi günler. Evet, bu hafta Alihan Limoncuoğlu ve Fatih Fuat Tuncer'le birlikteydik. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.